Sadece işte Kürt halkına özgü bir bayram değil Nevruz. Aynı zamanda bütün Aryan halklara, özellikle Aryan halklara özgü bir gün. Aynı zamanda çok ilginç bir şekilde bu Aryan halklarına, Turani halklara da bir şekilde sirayet etmiş. Yani bu Turani halklardan kastım Asya, Orta Asya toplulukları. Onlar da Nevruz gününü kutlarlar, benimserler. Aynı zamanda da işte şey ismiyle, popüler ismiyle Dede Korkut hikayeleri diye biliyoruz. Mesela 15. yüzyılda ilk yazılı hale getirildiğine dair bu nüshalarda da Nevruz bayramına denk geliyoruz. Tabii ondan önce bizim Aryan yani Kürt, Fars ve Ermeni kaynaklarında, hatta aynı şekilde Peştu ve Hint kaynaklarında da Nevruz gününe, yani Nevruz'u, daha doğrusu Nevruz mitolojisine denk geliyoruz. Bunu daha çok böyle Kürtlerle bilinir hale gelmesi aslında Kava'yla birliktedir. Yani Kava bir mitolojik bir kahraman mıdır? Hayır, Kava hakikaten tarihte yaşamış, yer almış, kroniklerde de geçen bir halk önderi diyebiliriz. Şöyle ki, Kava Dehak'a karşı o şeyi başlatırdığında, o işte halk mücadelesini bir şekilde başlatırdığında, aynı zamanda biz daha sonraki yıllarda, yani bu Med İmparatorluğu'la birlikte Medlerin yıkılmasıyla birlikte işte bir Pers dönemi vardır. Pers İmparatorluğu dönemi. Pers İmparatorluğu da bildiğiniz gibi bir sadece bir İran ya da bir Fars İmparatorluğu değildir. Aynı zamanda bir Aryan İmparatorluğu'dur. İçinde Kürtler var. Yani orada aslında Med İmparatorluğu'na, Pers İmparatorluğu'na dönüşüm orada bir saray darbesi söz konusu. Yani yönetim, o Aryan İmparatorluğu yönetimi Medlerden, Med Hanedanlığından Pers Hanedanlığına geçer. Sonra süreçte biz Arap kaynaklarında rastlıyoruz. Arap kaynakları, hatta bu İslam'ın yayılmasıyla birlikte ilk defa işte Sasani ordusu, ki Sasani Perslerden sonraki Aryan İmparatorluğudur. Sasani İmparatorluğu ile Arap İmparatorluğu, yani Arap Devleti karşılaştıklarında bu 500'lü yıllarda, 600'lü yıllarda olabilir. Orada diyor Sasani ordusunun içinde Kava'nın önlüğü, demirci önlüğü bir bayrak olarak kullanılıyordu. Bunu Arap tarihçiler söylüyor. Hatta bu Kava'nın önlüğü diyor değerli taşlarla, mücevherlerle bezenmişti. Ve bunu Sasani ordusu askerlere moral verilmesi için, özellikle her savaşta bu bir sancak olarak Kava'nın önlüğünü taşırlardı. Son savaşta, Müslüman Araplarla yapılan savaşta Sasani ordusu yenilince, bu Arap tarihçinin aktarımına göre orada Kava'nın bu önlüğü de ele geçirilir. Üzerindeki o değerli taşlar alınır. Ondan sonra önlük yakılır. Biz bu anekdottan anladığımız, evet, Kava hakikaten Aryan, yani Kürt tarihi diyebileceğimiz işte Med İmparatorluğu o dönemden kalma bir önder, bir halk önderi ve tarihe de mal olmuş bir şekilde. Nevruz'u da tabii ki Kava'nın bu zalim Dehak'a karşı başlatmış olduğu o mücadeleyle anılır. Onun miladıdır Nevruz. Ki o da tarih boyunca özellikle Aryan halklar tarafından ama çok spesifik bir şekilde de Kürtler tarafından, yani en fazla bu ananeye sahip çıkan, bu ananeye hani İslam'la birlikte Nevruz bir dönem Arap orduları tarafından günah diye, yani Arap yöneticiler tarafından günah diye ad ediliyor. Yani Mecusiliğin İslam dışı bir öğretinin sembolü olarak görülür ve bu yasaklanır. Buna rağmen Kürtler Nevruz'u kutlamaktan vazgeçmiyorlar. Bunu şuradan görüyoruz. İşte 1700'lü yıllarda yaşamış olan büyük Kürt filozof ve şair Ahmed Hani dahi, ki kendisi şey Ahmet olarak da bilinir. Ahmed Hani'nin dini yönü de bayağı bir ön plandadır. Kendisi Memuzi'nde bunu anlatır. Nevruz günü, hatta işte Memuzi'nin ilk defa birileri Nevruz gününde gördüklerinden bahseder. Yani Nevruz günü büyük bir şenlik Kürdistan'da. Hatta işte o dönemde yani Kürdistan toplumu çok böyle gelenekçi bir toplum, ama Nevruz günü kadınlar ve erkeklerin
aynı muhitte bulunmasına izin verilir ve orada birbirini gören kadınlar ve erkekler, genç kadınlar ve genç erkekler birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yani Memuzi'nin ve Nevroz günü birbirini görürler aslında. Nevruz kutlamalarında birbirini görürler. Böyle bir anekdot var. Yani bütün bu coğrafyaya bakıldığında tabii elbette bütün halkların özgün bir yapısı vardır ama Kürtlere bakıldığında Kürtlerin bu konuda çok çok daha tutucu olduğunu görüyoruz. Yani bu biraz dağlı bir kavim olmakla da alakalı bir durum. Yani Kürtler coğrafik olarak dağlık bir muhitteler. Dış etkenlere hakikaten kapalılar. Kültürlerinden taviz vermiyorlar, dillerinden taviz vermiyorlar. Bir de çok ilginç bir şekilde yani bu daha sonra Safevi İmparatorluğu kurulacak, Büyük Arap İmparatorluğu yani İslam Devleti kurulacak. Ondan sonraki süreçte Selçuklular, Osmanlılar ve Batı'dan gelen Bizans, Roma, Hristiyan imparatorlukları bir sürü halk erirken, bir sürü halk bir anlamda biat ederken Kürtlerin bütün bu süreçte hiçbir şekilde biat etmediğini ve kendi özgürlüklerinden de taviz vermediğini görüyoruz. Yani bu resmi tarih anlayışıyla işte resmi tarih anlayışı şeyi görmez pek. Dağlık kavimleri görmez. Çünkü dağlık kavimler çok istisnai bir yerde dururlar. Onlar daha çok egemenin tarihini yazarlar. Ama Kürtler gibi halkların tarihi yani hep egemenler tarafından tanımlandığı için şurada şöyle bir his oluşuyor. Sanki Kürtler bütün bu tarih boyunca herhangi bir yönetim kuramadılar, herhangi bir etkileri olamadı tarihin aksına göre. Bu büyük bir yanılgı. Yani Kürtlerin bütün bu süreç boyunca kendi coğrafyalarına egemenleri sokmadıklarını ve kendi özgürlüklerinden taviz vermediklerini görüyoruz. 1850'ye kadar, Tanzimat sürecine kadar, yani modern çağa kadar, modern döneme kadar Kürtler buna şey veriyor. Şimdi bu kadar kendi özgürlüğü ve kendi ülkesi babında, kendi hakları babında çok katı olan bu topluluğu kendi geleneklerinden de zerre kadar taviz vermemiş. Yani diğer toplumlara bakıldığında bir dönüşen Fars toplumu var, dönüşen Ermeni toplumu var. Bu Aryan kavimlerden bahsediyorum. Dönüşen bir işte Hint ve oradaki işte Afgan, Peştu, Dari toplulukları var. Ama dönüşmeyen bir Kürt toplumu var. Yani siz binli yıllardaki bir Kürt akaidini yani bir Kürt ailesinin yaşam tarzı binli yıllarda aradan 800 yıl geçmiş. 1800'lerde hala aynıdır. Değişmemiş, taviz vermemiş yani. Bu ananeye, kültüre şey olma, yani bu kadar bağlı olma durumu bir şekilde bu tarz sembolik, kendi kültüründe olan sembolik günler olsun, kavramlar olsun, onları da korumasına yardımcı olmuştur. Böyle açıklayabiliriz. Yani taviz vermeyen bir topluluktan bahsediyoruz biz. İskender'in tek yenilgisi Zagros yenilgisidir. Bütün şey boyunca gelmiş Zagroslardan geçememiş. Aynı zamanda bu şuna neden olmuş. Sonraki dönüşte Yunanlar oradan geçerken işte 10 binlerin dönüşü biliyorsunuz. O kadar bütün bu işte Helen topluluğu yani Yunan ordusu o kadar zafer, o kadar iyi belki de daha önce işte olağanüstü şeyler yaşamışlar ama hiçbirini yazmaya kayda değer görmemişler. Ta ki Kürdistan'dan geçerken o 10 binlerin dönüşü, o yaşadıklarını bunları tarihe not etme gereği duymuşlar. Bu açıdan bakıldığında Kürtlerin bu konuda hakikaten taviz vermediğini görüyoruz. Sonraki yıllarda da yine, sonraki dönemlerde de bakıldığında işte bir Moğollar hakikaten geldiklerinde bütün Anatolia'yı işte diyelim Asya'yı, Arap coğrafyasını yakıp yıkıyorlar ama şeye dokunamıyorlar. Zagros dağlarına dokunamıyorlar. Oradaki Kürt milleti uzlaşıyorlar. Kuşkusuz yani Nevroz'un tamamen sembolleşmesi Diyarbakır zindanı süreciyle alakalı bir durum. Ondan önceki dönemlerde evet halklar bunu biliyor. Kürdistan halkı bunu çok iyi biliyor. Ama bunu çok böyle hani diyelim bir hala bugün Güney Kürdistan'da olduğu gibi bir piknik havasında kutlanması söz konusuyken bir
Mazlum Doğan'ın bedenini ateşe vermesiyle birlikte Diyarbakır cezaevi süreciyle birlikte daha da böyle sembolleşen bir Nevroz söz konusu bir yani bu açıdan kendisine ikinci kava denilir. Böyle Nevroz ondan sonra anlam bulur. Tabii sonraki süreçlere bakıldığında bunun tamamen kitleselleşmesi ve aynı zamanda Kürtlerin Nevroz'a bu kadar sahip çıkmasıyla birlikte diğer halklara da bunu hatırlatması. Mesela ondan önceki yıllarda işte bir Ermeni halkında ya da Azeri halkında neredeyse unutulan bir ritüel iken Kürtlerin bu kadar güçlü bir şekilde tekrar Nevruz hafızasını ayyuka çıkartmasıyla beraber bu halklar da Nevruz'u sahiplenme gereği duydular. Bu anlamda Türkiye Devleti'nin Nevruz'a sahip çıkma şeyi burada çok doğal bir süreç değil. Bu aynı zamanda bu tarz bir şeyi de, bu tarz bir kutlamayı da Kürt'ün elinden almaya dönük bir politik hamle olarak düşündüler bunu. Tabii onlar bunu şey yapamadılar. Hani bir Nevroz nasıl kutlanır? 90 yıllardaki devletin ilk kutlamalarına bakın. İşte demir dövmeden tutun, yumurta tokuşturma, aynı zamanda işte sonra hayır bu şekilde Nevroz olmaz, ateşin de yakılması gerekiyor da derken az kalsın bazı itfaiye yerlerinde yanmasına sebep olacaklardı. Bu tarz görüntüleri de 90 yıllardan görmek mümkün. Sonra ateşten atlamalar dönemin başbakanı Tansu Çiller tarafından. Bu tabii bu Nevruz'a sahip çıkmaktan ziyade Nevruz'u Kürt'ün elinden alma gibi bir hamleyle başladı. Onun için de karşılık bulamadı. Yani bir gün Türkiye toplumunda Kürtler dışındaki diğer kesimlere sorulduğunda Nevruz onlar için çok büyük bir şey ifade etmiyor. Evet şeylerinde var. Dediğim gibi işte Dede Korkut olsun, Nevruz Turani halklarda da Aryan halkları gibi Turani halklarda da kutlanılmış. Ama bunu Osmanlı'yla birlikte Osmanlı döneminde bu bir günah olarak, çünkü Osmanlı kendisini İslam İmparatorluğu olarak görür. İslam devleti olarak görür. Kendini böyle tanımlar. Yani Ali Osman bir hanedandır. Osmanlı ailesi bir hanedandır. Ama kurmuş olduğu devlet İslam devletidir. Kaynaklarda böyle geçer. Bundan dolayı o Osmanlı bunu bir mecusi, bir zerdüştî geleneği olarak görür Nevruz'u. Ve Nevruz'u bazı şeylerde de geçer, dönemin şehir İslamları fetvalarında da geçer, Nevruz yasaklanmış. Yani, ama bu Kürtlere sirayet etmemiş tabii. Çünkü Osmanlı şehir İslamı'nın fetvaları Kürdistan'a geçmez. Toplumu hakikaten Nevruz'u sahipleniyor ve Nevruz'a en çok özdeşleşen halk olarak tarihte yerini alıyor. Diyarbakır Cezaevi Demirci Kavağı'nın demir ocağı görevini görür. İkinci ya Kürt tarihinde ikinci defa. Ve orada dövülen demir başkadır ve karşı çıkılan zalim başkadır. Yani bu Med İmparatorluğu döneminde Dehak kendisi iken 1982 Eylül döneminde 12 Eylül cuntasının kendisidir. Dehak'ın yerini almıştır. Ben biraz kendi deneyimim üzerinden şöyle bir örnek verebilirim. Yani evet Nevruz ilk defa Kürt hareketiyle birlikte kutlanıldığında ve özellikle ilk önce kırsalda kutlanıyordu, köylerde kutlanılıyordu. Ben o köylerdeki o Nevruz duygusunu, o Nevruz coşkusunu, o lastiklerin yakılmasını hiçbir zaman unutmadım. Hala öyle hatırlarım. Çocukluğumdan kalma, 90'lı yıllarda çocukluğumdan kalma şey olarak. Nevruz'u büyükler biliyorlardı. Baharın gelişi ama kutlamıyorlardı. O gün sadece en fazla işte bir piknik havasına geçerken Kürt hareketiyle birlikte Nevruz böyle kamusal belleğe tekrar çıkınca yaşlıların şöyle dediğini ben hatırlıyorum. Evet Nevruz'u biliyoruz da bunlar nereden biliyorlar? Hani bu bizim hafızamıza özgü bir şey ama gençlerin bu kadar güçlü sahip çıkması. Hani, yani demek istediğim Kürtlükle birlikte yani parçalan artık biliyorsunuz 38'den sonra mahvedilen bir Kürtlük söz konusu. 38
84 arası artık tamamen adasa bırakılmış. Tamamen artık yok edilmeye, bitirilmeye dönük bir halk gerçeği. Ve 84'ten sonra tekrar ayyuka çıkan bir hafıza. Ve bu hafıza sadece işte bir şey değil, işte diyelim bir savaş hareketi değil, aynı zamanda toprağa gömülmüş ananeyi de tekrar gün yüzüne çıkıp yaşatırıyor ve bununla birlikte sembolleşiyor ve bir bakıyorsunuz ki Nevroz hareketin kendisiyle aslında özdeşleşiyor. Yani böyle bir gerçeklik. Ve bugün baktığında işte şey öncesi 1980 öncesi Kürdistan'da şahıs ismi olarak Nevroz'a denk gelmek çok çok zor iken belki birkaç örnek ama ondan sonra baktığımızda binlerce insanı yani 80 doğumlu ve 80 doğumlu 90 doğumlarda falan Nevroz ismine denk geliyoruz. Bu da bir tezahürü. Yani bugünün bu ananenin çok güçlü bir şekilde tezahür ettiğini gösteriyor. Bütün bu nevrozların değişmeyen şiarı özgürlüktür. Elbette bu şiar tekrar olacaktır. Özgürlüğe susamış çok büyük bir halkız. Umarım bu nevroz artık buna vesile olur.